8'i 6. maddesi konukların tanıtımı ve konuşmaları maddesi. Öncelikle önümdeki listelerden konukları saymak istiyorum. Derneğimizin genel başkanı Server Gökmen hoş geldiniz. Genel sekreteri Mahmut Şahin. Sayman Bilen Karayazı. Başkan vekili Ahmet Karakılınç. Başkan yardımcısı Ali Çelik. Oda Denetleme Kurulu Başkanı Nadir Hikmet Güneş hoş geldiniz. Sayın Serdar Öztürk Öncüler Mali İçeriler Derneği Başkanı hoş geldiniz. Sayın Muammer Keskin, eski oda yöneticimiz hoş geldiniz. Sayın Mustafa Tutluoğlu, eski dönem dernek başkanımız hoş geldiniz. Eski dönem yeni dernek başkanımızdan Çetin Ergülen hoş geldiniz. Sayın Aziz Gökdeniz, eski dönem dernek başkanımızdan hoş geldiniz. Eski genel başkanlarımızdan Ziyad Sanlı hoş geldiniz efendim. Şimdi Necla Özhan Efendi de burada. Sayın Necla Özhan Efendi de hoş geldiler. Benim görmedim. Hoş geldiniz efendim. Başta unuttuğum kişiler varsa tekrar not gelirse tekrar söylerim. Şimdi bu gündem doğrultusunda konukların tanıtımı ve konuşma yapmak isteyen konuklarımıza söz vereceğim. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Sayın Divan, Genel Başkanımız konuşuyor. Evet, buyurun Sayın Genel Başkan. Sayın Divan, derneğimizin değerli genel merkez yöneticileri, genel merkez kurulları. Ses geliyor başkanım. Kapalı galiba. Kapalı başkanım. Yani ben de söylüyorum. Şu orta kısmı. Sayın Divan, derneğimizin değerli genel merkez yöneticileri, kurul üyeleri, değerli şube başkanım, şube kurulları, derneğimizin önceki dönem değerli genel başkanı Serdar Özkan, Ziya Başkanım odamız, değerli genel başkanımız Ziyadi Sanlı, derneğimizin özellikle Bakırköy şubemizin kurucu başkanı Mustafa Tamtürk, değerli önceki dönem şube başkanları Mustafa Harputluoğlu, Çetin Ergüner, Aziz Gökdeniz, değerli arkadaşlar, değerli dostlar, Mali Müşaviler Muhasebeci Bilgi Derneği Genel Merkezi adına sizleri saygıyla selamlarken, geçmiş olmayanın geleceği olmaz dostlar. Derneğimiz 1986 yılında şubemiz, Bakırköy şubemiz kurulmuş. Kurulduğundan bugüne kadar gerçekten bölgede, özellikle de Bakırköy dediğimiz zaman, Bakırköy çok büyük bir ilçe. İçinden 8-9 ilçe çıkaran bir Bakırköy. Avcılar'a kadar uzanan bir coğrafi yapısı. Sorumluluklarımız var. Geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Bu dernek 76 yılında genel merkez kurulmuş ama kurulduğundan bugüne kadar genel başkanlar, genel merkez kurulları, şubeler. Meslek yasamız 89'da çıktığında değerli arkadaşlar, şubelerimizin kurulları odaların kurullarını oluşmuş, hatta adreslerine dair odaların adresleri olarak gösterilmiş. Bu açıdan derneğimize ne kadar kurulduysak azdır. Dernekçilik gönüllülük esasına göre sosyal bir çalışma. Çünkü gönüllü kişileri dünyada ve özellikle de ülkemizde bulmak öyle kolay değil. Medeni cesaret ister arkadaşlar. Baktığımız zaman tabi siyaset. Siyaset yapacağız arkadaşlar. Siyaset nedir? Siyaset çözüm makamıdır. Bizler diyoruz ki bağımsız bir meslek. Ülke tam bağımsız olmadan mesleğin de tam bağımsız olmasından bahsedilebilir mi? Bahsetmek çok abes arkadaşlar. O açıdan ilk önce ülkemizin tam bağımsız olması. Ondan sonra da mesleğimiz akabinde bağımsız olacaktır. Bugün STK'lar demokrasinin 5. itici gücü olmazsa olmaz. Ama sindirilmiş, korkmuş bir toplum olursa ben şunu şöyle değerlendiriyorum. Bakırköy şubesi elbette çok çok önemli, her alanda da önemli. Sosyal etkinlikleriyle de değerli başkan 10 yıldır
emek verdik. Bu hiçbir zaman yadsınamaz. Kendisine ve o dönemde kurullarında görev alan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Çünkü toplumda baktığımız zaman ama derneklerinde özellikle STK'ların da bir müstünün sorumluluğu var. Yeni ve zamanı geldiğinde her alanda yöneticiler kim olursa olsun yanlış yaptığı uygulamalarda yeri ve zamanında medeni cesaretini göstererek tavrını net belirlemeli. Bizler şöyle diyoruz, korkun içinde faydası yok, insan suçu varsa korkar. O açıdan baktığımız zaman değerli arkadaşlar, biz bu ülkede yaşıyoruz, bu mesleği icra ediyoruz. Özellikle son iktidar tarafından 16 yıldır yönetilmekte. Ama son üçüyle baktığımızda bu ülkenin başına gelenler pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bunun nedeni sebeplerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü biz dünyanın, ülkenin, mesleğinin sorunlarını çok iyi biliyoruz. O açıdan bakıldığı zaman bir 15 Temmuz garabeti, onun akabinde 100 yıllık çınar olan bir cumhuriyet yerle bir edildi. Bugün uyum yasaları, anayasa değişikliği oldu, uyum yasaları çıkmadan 24 Haziran seçimleri oldu. Değerli arkadaşlar, biz diyoruz, bunların yapılanlar her şey ortada. Şu anda cari açık, işte bütçe açığı, bildiğimiz sarmalı, ekonomik kriz sarmalıyla iç içeyiz. Meslek camiası olarak baktığımız zaman mesleğimizin de sorunları hep beraberinde. Son dönemlerde işte son 3 yıl içerisinde baktığımız zaman da Ankara kadar ben 8 Temmuz 2018'de Çorlu tren kazası mı diyelim, katliamı diyelim, ne derseniz deyin. Ama bakıldığı zaman burada değerli arkadaşlar, Çorlu tren kazası, o gece ben oradaydım, bir cam pazarı vardı. O vagonların altında insanlar çıkıyordu, kimse yerleştirmiyordu, çam orada. Bu ülkede değerli arkadaşlar, Suruç, Uludere, Ankara Garı, işte Torun Center, Esenyurt Havuzu inşaat ettik, insanlar görülmüş. Bugün havaalanında ölenleri gerçek anlamda haklarını ararken baktığımız zaman, buralarda bizler olabiliriz arkadaşlar. Orada olanlar bizleriz. Bizlerin akrabaları, dostları. Bizler duyarlı olmak zorundayız. Ben şunu altın içerikte söylüyorum değerli arkadaşlar. Genel merkez olarak da, Serban Gökmen olarak da seçilmişler, görev alanların sorun çıkarma lüksü yok. Seçilenler, ülkeyi yönetenler olsun, siyasi partilerde, derneklerde, STK'larda yöneticiler sorunları çözmek için oraya üyeleri tarafından hizmet bayrağı, vekalet ve emanet edilir. O açıdan bizler her olaya, her soruna, her sıkıntıya ilk önce bizler çözüm odaklı bakmalıyız. Muhalefetin de, iktidarın da ayrıştırıcı kavganı dili değil, birleştirici dili kullanmak zorundalar. Değerli arkadaşlar, ülkemizin dünyanın sorunlarını hep beraber biliyoruz. Ben 2011 yılında Sayın Serdar Gözkan burada da genel başkanım, Büyükçekmece Şube Başkanı'ydım. 2011 yılında şunu söyledim ben, herkes de bana tepki de koydu, o şekilde Suriye'yle ilgili şunu söyledim ben, 2011 yılında, bundan 8 yıl oldu. Suriye bir bataklıktır, o bataklığa giden boğulur ve batar bir daha çıkamaz. Baktığımız zaman sürece bakıyoruz, savaşta iki kazananı var. Bir silah satanlar, bir de rütbesi yükselen komutanlar. Burada yine mağdur kim? Çocuklar, kadınlar ve sivil halk. Baktığımız zaman bugün, Kuşadası'nda bugün arkadaşlar 46 kişi yakalandı. Bunların içerisinde başka bir ülkeye giderken bortla 22'si çocuk, 10'u kadın, diğerleri yetişkin. Burada mağdur olan kim? İlk önce çocuklarımız. Bu dünyada her doğan çocuk yaşamalı. Değerli arkadaşlar, mesleğin sorunlarıyla ilgili elbette bu işi yapıyoruz. Ben de severek yapan birisiyim. Ben de kurumsal anlamda yapmaya çalışıyorum. Lakin işte sorunlarımızın başında haksız rekabet, tahsilat, angaryalar, işte özellikle kamu idaresinin bizden dayatmaları, müşterilerin özel sektörü bizden talepleri. Biz bir kargaşanın içerisinde bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Ama değerli arkadaşlar, bu işleri biz yapmazsak birileri yapacak. Bu ülkenin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi kurduktan sonra şunu söylemişti. Ekonomik özgürlüklerini kazanmayan toplum ve milletler başka millet ve toplumların boynu altında yaşamaya mecburdur demişti. Bu meslekle ilgili değerli arkadaşlar, ilk önce biz para kazanmak zorundayız. İşinizin maliyetini bilmeliyiz. Müşterinin her dediğini, kamu devletinin her dediğini bizler istediği anda, dakikada
emrin olur şeklinde göndermiyorum. Ben göndermiyorum. Eğer ki kamu özel sektör müşterimizden bilgi istiyor, müşterimiz de bize diyor ki bu geri gönder. Kesinlikle müşterini bunu bir şekilde müşteriye ulaştırarak müşteriden istedim ve müşteriye vererek bu istediğin yere göndermem arkadaşlar. O açıdan bizim baktığımız zaman özellikle bizim en büyük sorun ve sıkıntılarımızdan birisi 6766, 7020, 7143. Onların daha birinci taksitleri bitmeden bugün 7143 çıktı. Buradaki kim faydalanıyor? Kamu devresi alacağını tahsil ediyor. Müşteriler de taksitlemesini yaptırıyor. Kendi sorunu çözüyor. Arada ezilen kim? Bizleriz. Değerli arkadaşlar, bugün imar hafı çıktı. Topunuzu elinize alın, bir mimarlık mühendisi bürosuna gidin. Diyin ki ben buradan imar hafından yararlanacağım diyeyim arkadaşlar. Hiçbir şey söylemeden 1000 lira para istiyorlar. Bizler bunu tabi yeni kanunlar çıktığı zaman bu anlamda bizler yapılan işin maliyetini bilip bizler de bu vergi affı ve yapılandırmalardan kesinlikle ve kesinlikle para almalıyız. Bu bizim aramızın aksesi gibi helal bir para. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, dernekler zor. Gönül esasına göre dedik, zamanını, parasını harcıyor değerli yöneticilerimiz. Tabi bu dernekleri her zaman içinde şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, bu derneğin geçmişindeki hizmet edenleri hiçbir zaman yok saymamalıyız. Çünkü bizler de bir gün bu görevleri bırakacağız, ben de bırakacağım. Sayın Ziya Tisanlı burada, Genel Başkanım, Serdar Başkan burada. Bizler burada kalıcı değiliz. Ama ben şunu altını çizerek söylüyorum. Her ne olursa olsun, sizler de bir gün görevinizi bırakacaksınız. Görevde olduğunuz zaman, önceki dönemde bu derneğe hizmet edenlere saygı göstermek zorundayız. Eğer siz saygı göstermezseniz, sizler de göreve geldiğiniz zaman, saygı göstermedikleri zaman tavır göstermeyin. Bu iş saygıyla iltifat edeceğiz. Benim Serdar Başkanım benim genel başkanlığımı yaptı. Ziya Tisanlı genel başkanlığımı yaptı. Bu şubana kolay gelmedi. İrfan Başkan'a bu dernekle ilgili eleştirecek kim varsa İpeç'e karşısına ben olurum. 10 yıldır öyle veya böyle hizmet etmiş. Yöneticilerimize. Bizler kesinlikle ve kesinlikle geçmişimizi yok etmeyeceğiz. Bizim geleceğimiz, geçmişimizde bunları inşa ettiler, geleceğimiz de gençlerimiz inşa etti. Genç meslektaşlarımıza, değerli arkadaşlar, değerli yöneticiler, şu gelecek arkadaşlarımıza da söylüyorum, İrfan Başkan burada iki liste olduğunu söyledi. Derneğe üye olacak bir kişinin bu zamana kadar genel merkez olarak beni üye almıyorlar diye bir şikayetle gelinmedi. Kim olursa olsun, eğer gönüllülük esasına göre bu derneğe ne zaman olursa olsun üye olmak isteyen hangi şube olursa azim yapmak zorundayız. Çünkü gönüllü insanlar bulmak zor arkadaşlar. O açıdan bizim ayrıştırmanın lüksümüz yok. Birlik beraberlik içerisinde hep beraber olmalıyız. Bakın, bizler demokrasiyi savunuyorsak sandıktan çıkan sonuca iradeye saygı göstermek zorundayız. Burada iki liste yarışacağım. Hangi liste burada, bakın arkadaşlar, bu yarışlarda kazanan kaybeden kesinlikle olmaz değerli dostlar. Burada bir hizmet yarışıdır. Hizmet bayrağını teslim alır. Bugün bu alır, yarın bir başkası alır. Bu da içimizden arkadaşımız. Bizler hep beraberiz. Aynı gemin içindeyiz. Eğer bu gemi su alırsa hepimiz boğuluruz. Dostlar, arkadaşlar, geleceğimiz aydın kurabilmesi için yarınlara umutla bakmamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. STK'lara sahip çıkmamız gerekir. Kesinlikle ayrıştırıcı kavgacı dini kullanmamalıyız. Özellikle de ülkemizde bir kutuplaşma var. Bizler birlik beraberlik içerisinde farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama birlik beraberlik içerisinde hareket etmek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle hizmet geçen önceki dönem değerli İrfan Başkan ve kurul üyelerine teşekkür ederken yeni seçilecek arkadaşlara başarılar diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Divan Başkan, Cemil Urman'ın ailesinde bir problem oldu. Eve gitmek zorunda kaldı acil. Onun yerine Ozan Göçen'den öneriyoruz. Böyle bir acil durum oldu, bana da söyledi. Ben de başkana bu konuda sizin önerin sunmanız gerektiğini söyledim. Bunu oylarınıza sunuyorum. Divanda bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Ozan Göçerleri seçilmesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy gününü kabul etmiş. Buyur. Ozan Bey.